Koronavirüste hangi aşı daha etkili? Vatandaşlara tercih hakkı sunuluyor. Ancak kafalarda ise hangi aşı daha etkili sorusu dolanıyor. The Kremlin's point man on the vaccine says any doubts about whether Russia aşı yaptıracak olanlar iki aşı arasındaki farkları merak ediyor. Denizli Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Hakan Erbay konuya ilişkin açıklama yaptı. İki aşının da koruyuculuğu yüksek dedi. Dünyada da birkaç farklı teknolojide aşılar var. mRNA dediğimiz en yüksek teknolojiyle üretilen işte BioNTech aşısı gibi aşılar var. Onun dışında vektör aşılar var. Rusya'da Oxford aşısında olduğu gibi Sputnik Rusya'da. Ya da ölü aşı dediğimiz, inaktif aşı dediğimiz Sinovac aşısında olduğu gibi geleneksel aşılar var. Ülkemizde iki tanesi uygulanıyor biliyorsunuz. CoronaVac şirketinin, Sinovac şirketinin CoronaVac aşısı. Bu hani geleneksel bildiğimiz ölü aşının genetik materyaliyle, virüsün kendisiyle, hazır ölü virüsle hazırlanan bir aşı. Geleneksel ve bilinen etkileri kanıtlanmış, Türkiye'de de bu yapılan çalışmayla %83 oranında genel olarak etkili bulunmuş, güvenli bir aşı yapılabilir. BioNTech aşısı da etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış, modern bir aşı, o da yapılabilir. Hangisi varsa, aşı varsa muhakkak vatandaşımızın hiç çekinmeden herhangi birisini olmasını biz tavsiye ediyoruz. Ben mesela Sinovac aşısı oldum. Çünkü biz sağlık çalışanıydık. İlk önce biz aşılandık. Dolayısıyla aşı varsa, hangisi varsa bir an önce bu aşıyı vatandaşlarımızın yapılmasını öneriyoruz. Her ikisi de yapılabilir yani.